Evet arkadaşlar, bugün de kaldığımız yerden devam edelim. Cumhuriyet döneminde roman konusunu işlemeye devam edelim. Oradan sorular çözmeye bakalım. Peki, birinci soruyla bakarsak arkadaşlar. 1923 ila 1950 yılları arasında yazılan romanlarla ilgili olarak aşağıdaki verilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi biz bunlara baktığımız zaman arkadaşlar, buradaki verilerde bilgilerden yola çıkarak yanlışın ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Şunun hemen bir rengini ayarlayayım arkadaşlar. Evet. A'ya baktığımız zaman gözlemci gerçekçiliğe bağlı romanlar ağırlıktadır. Doğru. 1923 ila 1950 yılları arasındaki Cumhuriyet dönemi romanda gerçekçiliğe yakın bir gözlemin olduğunu görmek mümkündür arkadaşlar. Demek ki Adana doğru. B'ye bakıyorum. Cumhuriyet devrimleri, halk aydın çatışması, bakın konularını söylüyor. Halk aydın çatışması, savaş ve sonrası neden? Biz nereden çıktık? Milli Edebiyat döneminden yani Kurtuluş Savaşı döneminden, Dünya Savaşları içerisinden çıktık. Yoksulluk, hastalık, aşk gibi konular işlenmişti. Tabii ki de bu da doğrudu. 1923 ile 1950 yılı arasında bu konuları görmek mümkündür. Devam ediyorum. C'ye bakıyorum. Yazar açık, anlaşılır bir dil kullanmıştır. Evet, değil mi? Topluma seslenecek, bu konuyu anlatması için de tabii ki de yazarın açık ve anlaşılır bir dil kullanması gerekiyor. Milli Edebiyat döneminden çıktık çünkü. Peki Deniz'e bakıyorum. Sanat ön planda tutulmuş ve romandan yüksek zümreye hitaben yazılmıştır. Şimdi ben C şıkkında dedim ki yazar açık ve anlaşılır bir dil tuttuysa eserlerinde. Sence sanat ön planda mıdır? Peki romanlar yüksek zümreye mi sesleniyordu? Tabii ki de hayır. Romanlar halka sesleniyordu o dönemde. Bu yüzden cevabım Deniz arkadaşlar yanlış bir bilgidir. Edebiyata bakarsak milli edebiyat anlayışını sürdürenler, toplumcu gerçekçiler, bireymiş dünyası ve modernizm sanal olarak dört koldan gelişme göstermiştir. Doğru. Biz bunu anlatmıştık değil mi? Milli edebiyatı sürdürenler, milli edebiyat anlayışını sürdürenler, iki toplumcu gerçekçiler, üç bireyin iç dünyasını savunanlar, dört modernizm, postmodernizm ve sanatçı olaraktan dört ana başlıkta işleyeceğiz demiştim. Bu yüzden Edirne'de doğru cevabım Deniz arkadaşlar. Bakıyorum ikiye. Aşağıdakilerden hangisi 1923 ile 1950 arasında dönemindeki roman yazarlarından değildir demiş. Peki 23 ile 50 yıllar arasında olmayan sanatçıyı bulacak. Ahmet Hamdi Tanpınar tabii ki de vardır arkadaşlar. Bunu vurgulamıştık. Özsal şiir anlayışları var. Kendisi konular başlığı altında. Başka bilinç dünyası sanatçılar içerisinde de görüyoruz ama kendisi daha çok 23 ile 50 yıllar arasında etkili olan bir sanatçı. Halil Edip Adıvar zaten siz bunu yine edebiyat dönemi sanatçılarından biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu da var. Sabahattin Ali aynı şekilde 1923 ile 1950 yıl arasında kendisini gösteren, daha çok toplumcu gerçekçi ve köy gerçeklerini anlatan, köy konulu eserler veren diyelim yazarlardan birisi. Bu da 23-50 yıl arasında var olan bir sanatçı. Edirne'ye bakarsam Yakup Kadri Karaosmanoğlu zaten siz biliyorsunuz bir edebiyat döneminde işlediğimiz temel sanatçılardan birisiydi ve Cumhuriyet döneminde geçen önemli sanatçılardan birisiydi. Bu yüzden cevabım Adalet Ağoğlu. Adalet Ağoğlu 50 sonrasında etkin olan ve modernizm, postmodernizm sanatçıları sayılan bir sanatçıdır diyebilirim. Bu yüzden cevap Adana. Peki, 3'e bakarsam. Yukarıdaki verilerden hangisi Cumhuriyet dönemi romanlarında işlenen konulardan demiş. Şimdi Cumhuriyet dönemi romanın konularına bakacağız. Bakalım hangileri var, hangileri yok. Bire bakarsak halk ve aydın kesimin birbirine yabancılaşması. Şimdi bunu görmek mümkündür arkadaşlar. Halk ve aydın kesim birbirine yabancılaşmasını göreceğiz. Çünkü konu zaten neydi? Halk aydın çatışması değil mi arkadaşlar? Konulardan birisi buydu. İkiye bakarsan milli mücadele sonrası Anadolu'nun durumu tabii ki de doğru değil mi? Milli mücadele konuyu salan sanatçılar vardı. Bu durumu bize yansıtan sanatçılar vardı. Üçe bakarsan Cumhuriyet rejimi inkılaplar. 1923 sonrası yeni yeni inkılapların gerçekleştiği ve bunların eserlere yansıtılması çok doğaldır. Bireymiş dünyası psikolojik durumu ne sağlar? Evet, bunları da görürüz arkadaşlar. Peyami Safa gibi. Bunlar da hep bir şekilde içeride duran, önemli olan sanatçıların bu konuları işlemişlerdir. Peki, Cumhuriyet dönemi romanlarına baktığımız zaman işlenen konularda bu dört konunun da işlendiğini görmek mümkündür. Demek ki 1, 2, 3, 4 şıkkım olan cevabım Edirne'dir arkadaşlar. Dörde bakalım. Bu parçada anlatılan yazarlardan hangisidir demiş. Demek ki bana bir parça verecek ve bu yazarın kim olduğunu bulun diyor.
Küçük yaşında babasını kaybedince, bakın burada bir tüyo geldi. Küçük yaşında babasını kaybeden bir sanatçım var. Ailesiyle büyük geçim sıkıntıları yaşadı. Gençliğinde kemik veremi oldu. Evet arkadaşlar, asıl yer burası. Kemik hastası olan bir sanatçım vardı. Hatta eserinde yansıtmıştı. Bu süreçte yaşadıklarıyla psikolojisine otobiyografik bir romanın 9. harici koğuşunda. Evet, Can Alıcı nokta, ikinci nokta geldi. Koğuşunda işledi. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında özellikle psikolojik romanlarla ön plana çıkmıştır. Şimdi arkadaşlar, bir, hem kemik hastası olacak hem 9. harici koğuşunda otobiyografik eser olarak kendi hastalığını bir karakter üzerine anlatacak. Bu sanatçım kimdir dersen, hatta anlatmıştım. Kimdi? Bireyin iç dünyası sanat sanatçıdan biri olan Peyami Safa, değil mi arkadaşlar? Evet, cevabım Peyami Safa. Burada önemli bir, dediğim gibi, kemik hastası olması ve 9. harici koğuşu bana buradan tüyoyu veriyor arkadaşlar. 5'e bakarsam. 5'in sonunda arkadaşlar eser yazar eşleştirmelerin hangisi yanlıştır demiş. Bakalım Peyami Safa bir tereddütlü romanı. Evet vardır değil mi? Böyle bir romandan bahsedip biz insanlar, işte 9. Harici Koğuşu, Fatih abiden bahsetmiştik. Arkasından Halide Edip adı var, Ankara demiş. Sanki Ankara başka bir isim gibiydi değil mi? Dursun bakalım. Sabahattin'in içimizdeki şeytan, evet değil mi? Kuyucak Yusuf gibi bunları hep söylemiştik. Ahmet Hamdi Tanpınar'da huzur demiştik. Mahmur Beste, başka ne demiştik? Saatler Aleme Enstitüsü, Aylık Kadın gibi bunların önemli olduğunu söylemiştik. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban demişti. Bir kiralık konak gibi önemli eserler olduğunu da vurgulamıştık. Arkadaşlar, Ankara Halif adaları değil, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Nedir arkadaşlar? Karaosmanoğlu'nun romanıdır. Bunu buradan hatırlatalım. Bu böyle söylemek mümkündür. Halif adı varın. Değil mi? Sinekli Bakkalı var, ondan sonra Handalı var. Bunları hep söylemek mümkündür. Ateşten Gömlek var. Kurtuluş Savaşı anlatan temel eserlerinden birisi demiştim. Bu yüzden cevabım Bursa. 6'ya bakıyorum. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisini verilen sırasıyla getirilmiştir? Peki sırasıyla getirelim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında romana buna bir bakış açısıyla yaklaşılmıştır. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında sence yani sanatsal bir bakış açısı olabilir mi? Olamaz bence değil mi? Çünkü daha çok bunları görmüyoruz. Bir A'yı direkt eledim. Peki yazarların başlıca konusu Anadolu'dur. Anadolu bakın, Anadolu. Savaş sonrası ülkenin içinde bulunduğu durum anlatılır. Halk, aile çatışması, eğitim ve öğretim önemi gibi konular üzerinde durulur. Bu konuda özellikle müfettişlik görevi sayesinde Anadolu'yu gezip tanıyan, bakın müfettiş olan ve Anadolu'yu gezip tanıyan bana buradan tüyo veriyor. Bla bla eserlerinde anlatılan idealist öğretmenlerin Anadolu serüvenleri tarafından çok sevilir. Evet, öğretmen konusunu daha çok işleyen sanatçım kimdi? Duyar gibiyim. Milli edebiyatında ön plana çıkan sanatçım Reşat Nuri Güntekin değil mi arkadaşlar? O zaman demek ki Cumhuriyet'in ilk yılında romana toplumsal bir bakışla yaklaşılmıştır. Bunu tekrardan vurgulayalım ve öğretmenin konu edinen, idealist öğretmenlerin Anadolu serüvenini anlatan eserlerden biri. Mesela Çalıkuşu geliyor aklıma değil mi? Bunları söylemek mümkündür. Cevabı nedir arkadaşlar? Ceyhan. 7'ye bakalım. Aşağıda verilen Cumhuriyet dönemi eserlerinden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır demiş. Yaman. Nedir? Romandır değil mi arkadaşlar? Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eseri. Huzur. Bu da romandı değil mi arkadaşlar? Kimin eseri? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Kuyucak Yusuf kimin? Sabahattin Ali'nin değil mi? Bu da nedir? Sabahattin Ali'nin romanıdır. Medarı Maişet Motorisi arkadaşlar. Sahip Faik Abasıyan'ı nedir arkadaşlar? Romanıdır. Şah Merdan ise bu da Sahip Faik Abasıyan'ın ama arkadaşlar bu roman değil, bu öyküdür. Bu yüzden diğer türlere bakımından farklı olan roman edinilir. Öyküdür. Şah Merdan, Sait Faik Abasıyan'ın eseri olan Şah Merdan'dır. 8'e bakıyorum. Bu parçada sözü edilen yazar ve romanı aşağıdakilerden hangisi de demiş. Yine bir sanatçı eseri soruyor bana. Yazarın ilk romanı olan eserlerde, ilk romanı bakın burada bir tüyo geldi. Eserlerde aşık, eğlenik, Anadolu'nun ve sosyoekonomik yapısı üzerine durulur.
Olaylar 20. yüzyılın başında Edremit'te geçmektedir. Edremit, kasaba hayatında eşraf bürokrasinin kurduğu düzenin adaletsizliğine romanda genişçe yer verilir ve eleştirilir demiş. Bürokrasinin kurduğu düzeni ve adaletsizliği genişçe yer verecek ve eleştirecek. Özellikle romanın sonunda kahramanı kasabadaki adaletsizlik bürokratları öldürülüp atını dağlara sürmesi nedeniyle. Evet, atını dağlara süren bir kahramanım var. Eser, Türk Edebiyatı'nda baş kaldırı ve eşkıya romanlarının öncüsü olarak kabul edilir. Bakıyorum, Hüküm Gecesi Yakup Kadri, değil mi arkadaşlar, değil. Sabahattin Kuyucaklı Yusuf, dursun bakalım. Peyami Safa Atilla demiş. Atilla zaten Peyami Safa'nın ilk tarihi romanı, bu da değil arkadaşlar. Reşatları Güntekin'e bakarsam, bu Yeşil Gece, bu da değil. Daha çok Cumhuriyet dönemini anlatan bir eserdir, siyasi bir eserdir. Halil Edip Adıvar'da Yol Palas Cinayeti, bu da değil arkadaşlar. Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf'un bunu görmek mümkündür. Hatta annesi babası eşkıyalar tarafından öldürülmüştü. Ve kendisi ne yaptı? Bu adaletsizliğe karşı bir başkaldırıyla kendini gösterdi. Bu yüzden başkaldırı ve eşkıya romanlarının öncüsü olarak dediğim zaman Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf eseri aklımıza ilk girecek olan eserle diyebiliriz. Bakalım 9'a geçelim arkadaşlar. 9. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. 1923 ile 1950 yıllar arasında romanda bula bula edebiyat anlayışı ağır basmıştır. Şimdi bakalım. Modernist edebiyat anlayışı ağır basmıştır demek doğru olmaz. Sanatsalı önceleyen, bu zaten imkansız arkadaşlar, sanatsal arka plandaydı. Bireyselliği edebiyat ağır basmıştır. Bu da hayır arkadaşlar. Psikolojik de kesinlikle hayır. Daha çok memleketçi bir edebiyat anlayışını görmek mümkün. Neden? Milli edebiyattan çıktığı Cumhuriyet'in ilk yıllarında yine aynı şekilde memleket edebiyatının işlendiğini görmek mümkündür. Bu yüzden memleketçi edebiyat anlayışı ağır basmaktadır. Buradan mantık yürütmek mümkün arkadaşlar. Bu yüzden cevabım Bursa. Ona bakıyorum. Bu cümledeki boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Romanlarda köye, köylüye ve Anadolu'ya yönelme. Bula bula döneminde başlamıştır. Biz şimdi sen bir tarafında böyle bir şey gördük mü? Hayır. Tanzimat döneminde mi görmedik? Fecaat'ı görmedik. Şimdi ya Cumhuriyet'e milli edebiyat. Biz milli edebiyatta, biz de dedik milli konular ve Anadolu'ya yönelme. Değil mi? Köy hayatı anlatılması. Biz daha çok nerede gördük bunu kırpıntıdan en büyük şekilde? Milli edebiyatta gördük arkadaşlar. Milli edebiyatta bunun ağır bastığını söylemek mümkün. Romanlarda köyü ve köylü ve Anadolu'ya yönelme milli edebiyatta ön plana çıkmıştır. Daha çok hangi sanatçıda Halil Edip Adıvar'da değil mi? Reşat Nuri Güntekin'de, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi eserlerinde bunları görmek mümkündür arkadaşlar. Peki. Bakalım 11'e. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Eserlerinde Türk toplumunun Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar geçirdiği değişikleri anlatmıştır. Türk toplumunun Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine kadar geçirmiş olduğu değişikliği anlatır. Asıl ünlü romancı kimliğiyle kazanmıştır. Bakın romancılık da ön plana çıkan bir sanatçım. Bir yandan da siyasi yaşamını sürdürmüştür. Kiralık Konak adlı romanında 1. Dünya Savaşı'nın öncesini Hüküm Gecesi'nde 2. Meşrutiyet dönemini, Yaban'da Kurtuluş Savaşı yıllarını gerçekçi bir şekilde anlatmıştır. Şimdi Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine kadar anlatan sanatçı bir diyor. İki, eseri verdi Kiralık Konak. Üç, nedir? Hüküm Gecesi. Dört, Yaban'a verdi. Sizce bu eserin sanatçının eserleri hangisidir? Kimindir bu sanatçı? Tabii ki de arkadaşlar Milli Edebiyat döneminin bas bas kendini bağıran sanatçısı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur demek mümkündür arkadaşlar. Bu yüzden cevabım nedir? Denizli. Çünkü kendisi Kiralık Konak, Küçük Birisi ve Yaban gibi eserlere sahip olan sanatçımdır. Evet arkadaşlar, 12. soruya bakarsak bu bir şekilde bir paragraf vermiş. Parçadan yola çıkarak hangisi söylenemez diyor. Önce bir parça okuyalım, ondan sonra neyi söylenemeyeceğine karar veririz. Sofaya çıktı, karanlık, çıt yok, yürüdü. Selmi'nin oda kapısı önünde durdu. Kilitli mi acaba? Elini kulpun üstüne koydu, çekti. İçeriye kulak verdi. Lüzumsuz ne diyecek? Cesareti yok. Niçin? Ben onun uğruna uykusuz kalıyorum ya, patlasın, yansın. Kulpu çevirdi, kapı kilitli değilmiş.
Kanadı hızla iterek açtı. Durdu. Karanlık odada laka takımların beyazlığı ve gardırop aynasının parıltısı. Pencereden koyu bir mavilik. Hafif bir lavanta kokusu. Ne münasebet. Yatağa baktı. Yorgan açıkmış ve altında kimse yokmuş gibi ona fazla bir beyazlık göründü. Yatağında değil mi bu kız? Hemen ışığı yaktı. Aa, yok vallahi yok. Nereye gitti bu? Etrafa göz gezdirdi. Uyumadı mı sabaha kadar? Nereye gitti şimdi? Evet, böyle bir kendi kendine bir konuşma var. Diyalog tarzı var fark ettiyseniz. Burada yola çıkarak kendisi söylenemez diyor. Gözleme dayalı gerçekçi bir anlatım vardır. Doğru mu? Evet doğru değil mi? Gördüğünü bana anlatan bir sanatçım var şu an. Paçam var karşıda. Peki arkadaşlar, gözleme dayalı gerçekçi bir anlatım vardır. Çünkü dediğim gibi karşıya bakıyor. Odada gördüğünü bize aktarıyor kahraman. Kahramanın davranışları ayrıntılı yer verilmiştir. Doğru bak. Aa, yok vallahi yok. Nereye gitti bu? Bu gibi şaşırmalar ayrıntılı bir şekilde vermiş mi? Vermiş. Toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla yazılmıştır. Şimdi toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla yazılması için arkadaşlar toplumsal konuları işlemesi lazım. Ya da sosyalist bir bakış açısıyla eserin kaleme alması lazım. Aydın köylü, Anadolu insan anlatması lazım. Böyle bu gibi konuları işlemesi lazım ama toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla yazdığını görmek mümkün değildir. Daha çok bireyin iç dünyasını esas alan konuları gördüğümüzü mümkündür parçada yola çıkarak. Ceyhan olma ihtimali yüksek ama biz denizli Eden'e de bakalım ki doğruluğu sağlayalım. Kahramanın kendi kendine konuşmalarına yer verilmiştir. Doğru. Bakın kendi kendine konuşuyor yine tekrardan. Peki mekanla ilgili detaylı betimlemeye yer vermiştir. Evet değil mi arkadaşlar? Neyse anlatıyor. Gördüm hafif bir lavanta kokusu. Ne münasebet yatağa baktı gibi detaylı bir anlatım söz konusudur. Bu yüzden cevabım arkadaşlar Ceyhan'dır. Söylemek mümkündür. Arkadaşlar bu testim burada bitmiştir. Diğer testte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.